Merhaba arkadaşlar, sizlerle ünite değerlendirilmesi yani karışık olarak bir test çözeceğiz. Bu testin içerisinde de 2 adet test ödev sorusu var arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim çünkü aralarda vereceğim ödevleri. Ve bu ödevlerdeki cevap anahtarlarını lütfen bir köşeye not alalım. Ben size sorduğumda bu cevap anahtarlarını istiyorum arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra cevap anahtarını Atadakiler Esra Hanım'a yollayabilir, Bilgedekiler arkadaşlar Sibel Hanım'a cevaplarını yollayabilirler. Mutlaka hepinizden cevap bekliyorum. Başlayalım. Yeşil renkli bir tişörtü beyaz ışık altına alan Aslı. Şimdi bakın, cismim benim nasıl? Yeşil renkli. Hangi renk var? Beyaz ışığım var, öyle değil mi? Beyaz ışık altında ben bu yeşili nasıl göreceğim? Yeşil olarak görecektim arkadaşlar. Daha sonra bakın, ben bunu yeşil görüyorum ya. Odasının mavi renkli ışığında bu tişörtü giydiğinde, arkadaşlar bakın, yeşil tişörtü giydim ve ben buna ne yaptım? Mavi ışık koydum, değil mi? Mavi de yeşil de nedir? Bir ana renktir. Ana renkler birbirini yansıtır mıydı? Hayır, yansıtmaz da, değil mi? Hangi renk gözükecektir o zaman? Siyah renkte görünecektir arkadaşlar. Şimdi gelelim ödev sorumuza. Arkadaşlar, 6. soru sizin ödev sorunuzdur. Biraz bekleteyim. Durdurursunuz, çözersiniz. Şimdi gelelim 8. soruya arkadaşlar. Diyor ki bana, yukarıdaki şekilde birinci ortamdan ikinci ortama gelen ışık ışınının izlediği yol görülmektedir. Buna göre bu ortamların yoğunluklarının karşılaştırılması hangisine doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, şöyle verseydim. Şurası normal, normali iyi bileceğiz. Anlaştık mı? Daha sonra bakın, normalde şu şekilde gidecekti, değil mi? Kırılmasaydı. Ama ne yapmış? Çok fazla kırılmış. Yani normalden uzaklaşmış mı arkadaşlar? Evet. Normalden nasıl uzaklaşırdı? Hızlanarak. Yani hızlandığı için zaten normalden uzaklaşırdı. O zaman ben burada diyorum ki hızı artar. Bakın, hızını bulursanız yoğunluğunu hayli hayli bulursunuz. Hızı artarsa yoğunluk nedir arkadaşlar? Azalır. Yoğunluk azalır arkadaşlar. O zaman burası nedir? Az yoğun olan bir ortam mıdır? Evet. O zaman burası az yoğunsa arkadaşlar, birinci ortam ne olacaktır? Çok yoğun olan bir ortam olacaktır arkadaşlar. Bakalım. Birincisi yoğun ortam olacaktır. İkincisi az yoğun olan ortam olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Arkadaşlar, ikinci sorunuz ise 10. sorudur. Şöyle. Evet. Gelelim diğer sorularımıza arkadaşlar. Şimdi bana 12. soruda diyor ki, yukarıdaki resimle ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım, bakın, dalgıç, balık, kuş ve balıkçı varmış burada. Bakın, hava ortamından ben su ortamına bakarsam, yani az yoğundan çok yoğuna bakarsam yakın görürüm. Su ortamından hava ortamına bakarsam, yani çok yoğundan az yoğuna bakarsam uzakta görürüm arkadaşlar. Diyor ki bana, dalgıç balığı bulunduğu yerde görürüm. Dalgıç ve balık, çünkü ikisi aynı ortamda. Doğrudur. Balıkçı göldeki balığı bulunduğu yerden daha yakında görür. Bakın, balıkçı balığı. Balıkçı nereden bakıyor? Havadan su ortamına bakıyor. Yakın mı görecekti? Evet, bu da doğrudur. Dalgıç kuşu olduğundan daha uzakta görür. Dalgıç burada, kuş burada. Dalgıç suda. Sudan havaya bakarsam nasıl görürüm? Uzakta görürüm. Doğrudur arkadaşlar. Kuşlar balığı bulunduğu yerde görür. Kuşlar burada, balık burada. İkisi de farklı ortam arkadaşlar. Farklı ortamlarda olduğu için ben bunu aynı yerde görmem. Ya yakına ya da uzakta görecektim. O yüzden cevabımız Denizli oluyor. 13. soruya bakalım arkadaşlar. Ali ışık ile ilgili bilgilerinden bazıları ile balık kılçığı etkinliği hazırlamıştır. Kaç numaralı bilgiler doğrudur demiş. Bakalım. İki ortamı ayıran yüzeye dik olarak gelen ışın kırılmasından ikinci ortama geçer. Kırılmadan ikinci ortama geçer. Arkadaşlar, şu şekildeydi, değil mi? Dik olarak gelirse bende kırılma yaşar mıydı? Hayır, yaşamazdı. Dik olarak gelirse kırılma yaşamazdı. O zaman bu nedir? Doğrudur. İkiye bakalım. Bir saydam ortamda ilerleyen ışık başka bir saydam ortama geçince doğrultu değiştirir. Evet arkadaşlar. Yani şu şekilde.
Şöyle göstereyim. Şöyle geldiğinde ne oluyor? Bakın doğrultusu değişmiş oluyor. O zaman nedir? Bu da doğrudur. Cam havaya göre daha az yoğun olan bir ortamdır. Hayır. Cam daha yoğun bir ortamdır. Bu yanlıştır. Kırılan ışının normal ile yaptığı açıya gelme açısı denir. Arkadaşlar bakın. Şu normal şurada değil mi? Bu kırılan açı. Kırılan açı ile normalin, kırılan ışın ile normalin arasındaki yere ben kırılma açısı diyorum. Gelen ışınla normal arasına ben gelme açısı diyorum. O zaman bu da yanlıştır. 1 ve 2 benim doğru cevabımdır arkadaşlar.